merhaba. Bugün 21 Mart Dünya Masal Anlatıcılığı günü olduğu için size bir masal anlatmak isterim. Kırmızı başlıklı kız. Ah bu masalı biliyorum diyebilirsiniz ama bu bildiğiniz kırmızı başlıklı kız değil. O yüzden size biraz şaşırtabilir. Masallar her anlatıldığında değiştirilebilir. Zaten masallarda en sevdiğim şey tam da bu. Çünkü kadın masallar bile değişebiliyorsa o zaman bizim yaşadığımız masallarda değişebilir demektir. Odaya Bank da Eşit Masallar projesi için yeniden yorumlanmış 3 tane masal hazırlamış. Şimdi sizlere onlardan bir tanesini okuyacağım. O zaman Hazırsanız masal yolcu kalmasın, başka bir kırmızı başlıklı kızla tanışalım. Ne dersiniz? Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Hep de üstünde kırmızı bir pererin olduğu için ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Günlerden bir gün, kırmızı başlıklı kızın canı babasının yaptığı nefis kurabiyelerden çekmiş. Babasıyla hemen mutfağa girip Ve birlikte kurabiyye yapmaya başladılar Yumurtalar kırdılar Unlar karıştırdılar Çırp 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 Bir saniye içinde Kurabiyeler hazırdı Fırından çıkar çıkmaz Mutfağa harika kokular saçmış. Hani bilirsin ya Fırının kapısını açtığın anda oh, Kırmızı başlıklı kızın annesi yanlarına gelmiş. Ya bu kurabiyeleri esas anne anne ne kadar da çok sever ama biliyorsun ki bugünler hiç gelemiyor çok hasta ve yaşlı. Haydi haydi kızım sen ona götürsen ona ne güzel bir sürpriz olmuş olur. Hemen kırmızı başlıklı kızın annesiyle babası kurabiyeleri bir sepet içine koydular. Annesi babası ona sıkı tembel ediler. Hep orman yolu takip et. Sakın başka bir yola sapma. Yolun sonunda anneannenin evi göreceksin. Kırmızı başlık kız sepeti koluna takmış ve anneannesinin evini doğru yola koymuş. Giderken ormanda kendi kendine küçük bir şarkı söylemeye başladı. Adım adım atlarım, yoluma giderim, adım adım giderim. Cesur adımlarla dünya eski olsa da, adımlarım yeni bin bir yolun arasında yolumu seçerim. Orman yoluna giderken kurabiyelerin güzel kokusu, papatyaların kokusuna karışmış. Ah, oh. Oh. yürürken birden uzaklardan bir ses duymuş dikkatlice dinlemiş. Bu sesler ona çocuk çığlıkları gibi gelmiş. Yardıma ihtiyaç olabilir diye düşünmüş ve oraya doğru koşmaya başlamış. Yaklaşınca <laughs> fark etmiş ki o sesler aslında çocukların oyun oynarken çıkardıkları sevinç çığlıklarıymış. <laughs> Önünde beş kız çocuğu şarkılar söyleyerek ormanda koşuyordu, oyun oynuyormuş kırmızı başlıklı kızı görünce onu da oyunlarına davet etmişler. O da kurabiliye dolu sepeti kenara bırakıp onlarla birlikte oynamaya koyulmuş. Birlikte saklambaç oynamışlar, şarkı söylemişler. Kırmızı başlıklı kız arada sepetini kontrol ediyormuş. Top oynarlarken bir gene görsün. Kocaman bir kurt kurabiliye sepetini kokluyormuş. Kırmızı başlıklı kız hemen koşup sepeti kurdun elinden almış. Kusura bakma ama bunu sana veremem demiş. Hmm. <laughs> Sepette ne var çok güzel kokular. Bunlar ben yesem olmaz mı? Diyesi olmuş kurt. Ha. Babamla yaptığımız kurabiyeler bunlar. Hepsini orman yolunun sonunda oturan anneanneme götüreceğimi söz verdim. <laughs> kurt kurabiyeleri ne? Alamayacağını anlayınca oralardan uzaklaşmış. Güneş batmak üzerindeyken kırmızı başlı kız birden eyvah çok oyalandım. Kurabiyeleri anneanneme götürmeliydim. Orman yolundan ayrılmamalıydım diye telaşlanmış. Kızlar da biz seni götürelim. Buradaki tüm yollarını biliyoruz demişler. Ve hep birlikte hep birlikte yola koymuşlar. Tabii ki yola koyulduklarında kırmızı başlıklı kız yine şarkısını söyledi. Adım adım atlarım, yoluma giderim, adım adım giderim. Cesur adımlarla dünya eski olsa da, adımlarım yeni bin bir yolun arasında yolumu seçerim. Anneannesinin evine vardıklarında birbirine veda edip ayrılmışlar. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış, içeriye girmiş. Kurt anneannesinin geceliğini giymiş, başlığını ve gözlüklerini takmış, yatakta yatıyormuş. Oh, i̇çerisi karanlık olsun. Kız onu tanımasın diye perdeleri de kapamış. Buraya kadar. Yorulup bana iyi içecek getirdiğin için teşekkür ederim yavrum demiş sesini, anneannesinin sesini benzetmeye çalışarak. <laughs> Kırmızı başlıklı kız yatağa çok yaklaşmamış çünkü onun kurt olduğunu anlamış. Hemen bir plan yapmış. Kurdun oyununu ortaya çıkarmak için ona şaşırtıcı sorular sormaya karar vermiş. Anne anne senin kolları neden bu kadar uzun diye sormuş. Sana daha iyi kucaklamak için diye cevap vermiş kurt. Kurakların neden bu kadar büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki gözlerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden bu kadar sivri peki yani Kurabiyeleri daha iyi yiyebilmek için demiş kurt ve yataktan fırlamış. Kızın elindeki sepetin üstünde atlamış. Kırmızı başlıklı kız imdaa diye bağırmaya başlamış. Ee, kızlar henüz çok uzaklaşmadıklarından sesleri duymuşlar. Arkadaşlarına yardım etmek için koşarak geri gelmişler. Pencereden içeriye bakmışlar. Sepetin bir ucundan kırmızı başlıklı kızın diğer ucundan kocaman bir kurdun çekiştirdiğini gördüklerinde haydi kırmızı başlıklı kızın hep birlikte kurdun elinden kurtarırım diyerek odaya girmişler. Kurdun etrafını sarmışlar. Kızlardan biri kurdun sırtına dokunmuş ve dünyanın en yüksek dağı hangisi biliyor musun diye sormuş. Kurt şaşkınlıkta ona dönmüş. Everest dağı diye aykırmış diğer kız ve kurdun sırtına dokunmuş. Kurt ona doğru dönmüş bu kez. Peki penguenler nerede yaşar diye demiş bir başkası. Kurt kafasını sorunun geldiği yeri çevirip cevabı bilmediği için heh, susmuş. Güney kutbunda diye aykırmış. Hepsi aynı anda. En küçük kız kurda dokunup kanguruların yavrularını keselerinde taşıdıklarını biliyor muydun peki diye sormuş. Kurt sonunda cevabını bilmediği sorulardan kızların ona dokunup kaçmalarından kendi etrafında dönüp durmaktan yorulup yere çökmüş. Kırmızı başlıklı kız anneanneme ne yaptığını hemen söyle demiş. Kurt üzgün bir sesle "Tek istediğim kurabiyelerdi. Günlerdir açım. Anneanne ne bir şey yapmadım. Aşağıda, killerde oturuyor." Sen ormanda sepeti buraya getireceğini söyleyince Senden önce gelip onun kılığına girdim Kurabiyeleri yemek için böyle bir oyun oynadım diye itiraf etmiş Kırmızı başlıklı kız killere inip anne annesini bulmuş sarılmış. Odaya geri gelmişler Kırmızı başlıklı kız kurda dönüp Keşke ormanda karşılaştığımızda aç olduğunu söyleseydin Seninle kurabiyelerimi elbette paraşırdım Onları aç açgözlülükten istiyordun zannettim ve sepeti alıp içindeki kurabiyeleri herkese dağıtmış. Tabii ki en çok da kurta vermiş. Herkesin karnı doyduğunda evlerine gittiler. Yola koyulunca tabii ki kırmızı başlı kız yine şarkısını söylemeye başladı. Bu defa bütün kızlar ona eşlik ettiler. Belki sen de onlara eşlik edersin. Adım adım atarım <laughs> Yoluma giderim, adım adım giderim. Cesur adımlarla dünya eski olsa da. Adımlarım yeni bin bir yolun arasında. Yolumu seçerim. O günden sonra kırmızı başlıklı kız ne zaman babasıyla bu güzel kurabiyelerden yapsa oyun arkadaşları ve kurt içinde getireceğini söz vermiş. Evet, masal bitti. Gökten üç elma düştü biri kıpkırmızı bir elma. Kırmızı başlıklı kızın kafasında düştü. Oh dedi, bu da ne? Nefis kokan elmayı görünce hemen onu dilimleyip kurabiyelerin yanında arkadaşlarıyla paylaştı. Diğeri bu masalı dinleyen herkese gelsin. Sizin de bütün kalıplardan uzak kendi masalınızı özgürce yazabildiğinize asla unutmayın diye. Ve üçüncü de bugün size masal anlatana yani bana. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu 21 Mart hayallerimizin masallarımız gibi paylaştıkça çoğalmasını diliyorum. Çünkü dünyanın duyduğu masallar değişirse dünya da değişir.